Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle V'lerden oluşan çok güzel bir e, motif çalışması yapacağız. Motif olarak birleştirebileceğiniz gibi tamamen örerek de büyük bir e, çalışma şeklinde de e, örebilirsiniz. Örmesi gayet kolay. Şöyle bakalım. Her sırada renk değiştiriyoruz. Tabi e, isterseniz çok farklı renkler dilerseniz iki renkle de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz e, büyüklüğe gelene kadar örüp e, birleştirip ya da tamamen tek parça Şekliyle battaniye olarak da kullanabilirsiniz. Kırlet yapımlarında ya da farklı şekillerde çanta yapımlarında motifimizi değerlendirebilirsiniz. Evet çok kolay ve çok şık olan motifimize hemen kolay gelsin diyerek başlayalım. Kolay gelsin. Motifimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen 6 tane zincirimizi çekerek motifimizin göbek kısmından başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 altıncı zinciri birinci zincirin olduğu yere bağlıyoruz ve bir iki üç tane yeni zincir ilave ediyorum tığımın başını doluyorum hazırlamış olduğumuz bu minik yuvarlağın içerisine hemen bir ve iki bir defa dolayıp iki defa da aldığımız trabzanımızı örüyoruz şu şekilde 3 tane trabzanımız oldu. Bir tanesini zincirden ördük. 2 tanesini de bir defa başını dolayıp 2 defa da çektim. 1 ve 2. 2 tane zincirimizi çekelim araya. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Yuvanın içerisine girerek 1 ve 2. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Yuvarlağın içerisine giriyorum. 1 ve 2. Üçüncü kez aynı işlemimi yapıyorum ve trabzanımı bu şekilde örmüş oluyorum. Üç tane trabzanımızı örerek tamamladık ikinci grubumuzu. Araya bir ve iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Burada yapmış olduğum üç trabzan gibi buraya da aynısını örüyorum. Bir başını doluyorum. Bir ve iki defa da çekiyorum. Başını doluyorum. Bir ve iki defa da çekiyorum. 3 tırabzanımı tamamladım. Grubumuzun dördüncüsünü örüyoruz. İki zincirimi çektim. Doluyorum. 1 2 ve üç tırabzanımızı da buraya örelim. Araya son kez iki zincirimi çekiyorum. İlk tırabzanımızı zincirden örerek oluşturmuştuk. Hemen zincirin en tepe noktasına gelerek batıyorum bakın sadece batıyorum tığımın ucunu geçiriyorum ipimi buradan tığımın ucunun yardımıyla alıyorum ilmeğimin içerisinden geçirip bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyorum ve makasın yardımıyla keserek ikinci rengime geçişimi yapıyorum şöyle bakalım bakınız ortasında minik bir boşluk oldu zincir çekerek başlamıştık gerek sihirli halkada gerek zincirde buradaki ipimizi asıldığımız zaman ortanın kapandığını görüyoruz bakınız mutlaka ortayı kapatalım burada görmüş olduğumuz ipi dilerseniz hemen içine gizleyebilirsiniz şu şekilde dilerseniz daha sonra bütün temizlik işlemini yapabilirsiniz bakınız şöyle aldığımız zaman İpimiz içeri gizlenmiş oluyor ve temiz bir şekilde çalışmanızı devam ettiriyorsunuz. Dilerseniz bütün renklerimizi tamamladıktan sonra da bu işlemimizi yapabilirsiniz. Evet ortayı oluşturduk. 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir şekliyle bu şekilde merkezi kurduk. İkinci rengimize hemen başlayalım. bir tane şöyle zincir çekerek tığıma düğümümü atıyorum ve hemen trabzanlarımın ortadaki bakınız bir ve iki ikinci trabzanımın ortasına gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir iki üç tane zincirimi çekiyorum aynı yere tığımın başını dolayarak bir tane daha trabzanımı örüyorum bir ve iki bakınız ikinci trabzanımın içerisine 3 zincir ve 1 tane trabzanımı ördüm 2 trabzan yan yana oldu Tığımın başını doluyorum zincir çekmeden aşağıdaki 2 tane zincirin olduğu bölümüme köşe yapmak için hemen 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 2 trabzanım ördüm köşe olacağı için araya 2 zincirimi ilave ediyorum Hemen iki tane daha trabzanımı örüyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Trabzanlarımızı tamamladıktan sonra araya zincir çekmeden 3 tane yapmış olduğumuz trabzanın tam ortasındakinin üzerine tığımızın başını dolayarak batıyorum. Bakınız bir değil ikinci trabzana. Bir, iki. Aynı yere bir daha başını doluyorum. Bir, B2. Araya zincir çekmeden bir tane e, köşemizi daha örmeye başlıyoruz. Hemen iki zincir çekmiştik. Birinci köşemizi ördük. İkinci köşemiz için tığımın başını doluyorum. İki tane trabzanı yan yana örüyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Köşelerimize ikişer zincir çekiyoruz. Diğer modellerimizi yani diğer trabzanlarımızın arasına herhangi bir zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerimizde iki zincir ve aynı yuvaya tekrar iki tane trabzanımızı örüyorum. Başını bir defa doluyorum, iki defa da kapatıyorum. Şöyle görelim. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Zincir çekmeden ortadakinin üzerine yani ortadaki trabzanımızın üzerine iki tane trabzanımızı örüyoruz ve yine zincirimizi çektiğimiz bölüme iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şu şekilde ortadaki trabzanımın üzerine batarak bir mı örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı batıyorum. Araya zincir çekmeden üçüncü köşemi örmek için hemen hazırım. Tığımın başını doluyorum. 1 Ve 2 Araya iki zincir çekiyorum. Köşeleri tamamen aradaki zincir sayısını 2 olarak Çekiyoruz. 1 ve 2 Tekrar araya zincir çekmiyorum. İkinci trabzana Batıyorum ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İki zincirimin olduğu yere geliyorum. Bakınız ipiniz şu şekilde olursa alt alarak gizleyebilirsiniz. O zaman e, işimiz daha da kolaylaşabilir. Ama zor olur derseniz şu şekilde bırakıp sadece iki zincirin bulunduğu noktaya girebilirsiniz. Ben şöyle alıyorum. Bakınız hemen trabzanlarımı ardarda arda örüyorum. Araya iki tane zincirimi ilave ettikten sonra tekrar 1 ve 2. 4. köşemizde bu şekilde ördüm. 3 zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum. Bakın direkt batıyorum. İpimi alıyorum. Batmış olduğum yerden çıkarıyorum ve ilmeğimin arasından geçiriyorum. bir zincirle düğümümü atıyorum. Makasım yardımıyla ikinci rengimi de bu şekilde bitiriyorum. Ve şöyle bakınız köşelerimizi görmekteyiz diğer ara kısımlar. Evet, üçüncü rengimize ve üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü rengimize ve üçüncü sıramıza başlayalım. Sıramıza bir tane zincirimizi çekerek düğümümüzü atalım. Ve bu sıramızda köşelerden değil, bakınız ortadan başlıyoruz. Ve e, ilk başlangıçtaki temel motifimizin göbeğini oluştururken üçer trabzan örmüştük. İkinci sıramızda ise İkinci trabzan üzerine iki tane trabzanımızı örmüştük. Aralarda sadece köşelerde ikişer zincirimizi çekmiştik. Bu sıramızı ve daha sonraki öreceğimiz sıralarımızı şimdi yapacağımız uygulamayı uygulayarak büyüteceğiz. İki trabzanımızın tam ortasına giriyoruz. Bakınız tam ortasına ne birinciye batıyoruz ne ikinci tam arasına giriyorum. Sabitledikten sonra bir, iki ve üç zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum. 1 ve 2. Bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız köşelerdeki iki trabzan, iki zincir, iki trabzanın olduğu yere geliyorum. Hemen burada görmüş olduğum köşenin trabzan aralarına da giriyorum. Bakınız trabzan aralarına giriyorum. Hemen ipimi gizlemek istiyorum. Şöyle alabilirseniz ipinizi saklarsanız güzel olur. Bir tane trabzanımı ördüm. Bir defa başını doluyorum. İki trabzanı tam ortasına girerek ördüm. Araya zincir çekmeden iki zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. Bir ve iki. 2 tane trabzanım ördüm köşemizi oluşturduğu için bu bölüm hemen iki tane zincirimi çekiyorum tekrar başını dolayarak aynı yere iki trabzan daha örüyorum ve bu şekilde birinci köşemizi örmüş olduk bakınız iki trabzan 2 zincir iki trabzan tığımın başını doluyorum araya zincir çekmeden hemen ilk görmüş olduğum iki trabzanımın ara noktasına girerek birinci trabzanımı ve ikinci trabzanımı örüyorum. Yine araya zincir çekmeden aşağıda gördüğüm bütün iki trabzanlarımın içerisine hemen bir defa başını doluyorum. İki defa da çekiyorum. Bakınız ikinci kez aynı işlemimi tekrar ettim. İki trabzan aralarda zincir yok. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız köşemizin olduğu bölüm sadece iki zincir köşelerimizde mevcut. Ben yanına batıyorum. iki trabzan arasına. 1 ve 2 Tığımın başını dolayarak zincirimin içerisine gelerek iki trabzan zincir içerisinde köşelerimizi örüyoruz. 2 zincir tekrar iki trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 Şu şekilde görelim. Bakınız ikinci köşemizi de Oluşturduk. Bütün iki trabzanların tam arasına batarak iki trabzanımız ördük. Aralara zincir çekmedik. Saatlik köşelerimizde zincir içerisine girerek iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız ördük. Ve bu şekilde devam edelim. Başlangıç noktamızda yeniden görüşelim. Üçüncü sıramızın sonuna doğru geldim. Dördüncü köşemizdeyiz şu anda bakınız. İki zinciri çektiğim yere iki trabzanımı ördüm. Son köşeme iki zincirimi ilave ediyorum. Tekrar trabzanlarımı örüyorum. 1 ve 2. Araya zincir çekmiyorum. Hemen trabzan aralarına girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Bakınız başlangıç noktamız şurası 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirimin tepesine gelerek batıyorum. Tığımın başını dolamadan ipimi tığımın ucunun yardımıyla alıyorum ilmeğimden geçirip bir tane de düğümümü attıktan sonra üçüncü sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Renklerimizi sık sık değiştiğimiz için örmesi de son derece keyifli bir model. Büyüdükçe kendisini de çok güzel gösterecek. Bakınız beylerimiz kendisini belli etmeye başladı. Şimdi dördüncü rengimize geçelim. Tabi üç renkli de örebilirsiniz. Tekrar iki renkli de örebilirsiniz. Ya da kalan ipler değerlendirme açısından dilediğiniz renkle ayarlayarak örebilirsiniz. Şimdi dördüncü rengimize geçelim. Daha belirginleşmeye başlasın modelimiz. Evet sarı ipimle devam etmek istiyorum. İpimize bir zincir çekip düğümümüzü atalım. Yine köşelerden başlamayalım. Herhangi bir ortadan başlayalım. İki trabzan arasına şöyle giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere hemen bir trabzan örüyorum. Bakınız iki trabzan arasına girdim. B olarak hemen açılıyor. Beyler arası zincir çekmiyoruz. Tığımın başını doluyorum, hemen iki tane trabzanımın tam ara noktasına giriyorum. Şöyle ipinizi de gizleyebilirsiniz. Bir ve iki. Tekrar tığımın başını doluyorum. Köşemden bir önceki iki trabzan arasına giriyorum. Bakın ipimiz de şöyle arkadan gizleyebilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım biraz zorlanabilir. Ama eliniz alışacaktır, hiç e, merak etmeyin, gayet rahat olacaksınız. Evet, iki zincirin olduğu yere geldim. Yine zincir çekmeden tığımın başını doluyorum, hemen giriyorum, iki tane trabzan ardı ardına örüyorum. Araya iki zincir, birinci köşemizi ördüm. Tekrar aynı noktaya iki tane trabzanımı örüyorum, 1 ve 2 Köşemizin ilkini iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen iki trabzan arası 1 ve 2 Zincir çekmeden bakınız modellerimiz çok kolay. Sadece renk değişimiyle işlemimizin tekrarıyla dilediğimiz büyüklükte örgüler örebiliriz battaniyeler, diz örtüleri, televizyon örtüleri şeklinde iki trabzan aralarına girerek ikişer ikişer trabzanlarımı bu şekilde ördüm. Köşemize geldim. Yine zincir çekmeden giriyorum. 1 ve 2. Araya 2 zincir tekrar bakın şu şekilde 2 zincirden sonra bir defa doluyorum. 1 ve 2. 1 ve 2. Zincir çekmeden trabzan arasına giriyorum. 1 ve 2. Çok şık bir şekilde B görüntümüzü bu şekilde oluşturuyoruz. Birkaç sıra daha aynı şekilde örerek motifimizi büyütelim. Renklerimizi değiştirerek ikişer trabzanlarımızı birbirlerinin içerisine örerek istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim bu şekilde gördüğünüz gibi motifimiz tamamlandı. Şöyle arkasına da bakacak olursak bakınız. Arkası da gayet güzel görülmekte. Örmesi de son derece kolay çalışma. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.